Bugün her zaman arkadaşlar ben size bugün Minecraft Solar Games sorunuz arkadaşlar. Solar Games Hub Game hepindeyiz ve MCSG sorundayız. Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar ve bugün konuşacağım konudan küçük kanallar arkadaşlar nasıl gelişebilir, nasıl hızlı bir şekilde gelişebilir bundan bahsedeceğim. Çünkü mesela YouTube'da hani kanal açınca direkt hani yüksek aboneyle başlamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben de hani nasıl gelişebilirsiniz bu noktada size arkadaşlar tavsiyelerde bulunacağım. Şöyle bir Diamond Sword yaptık abi. Şaka gibi, vallahi şaka gibi, yani bildiğiniz Diamond Sword yaptık. Neyse, rampage yapmayalım, direkt rotamıza doğru gidelim ve efsane bir map geldi abi, Solar Games Hub. Şu an birazcık duygulandım açıkçası. Ben burada 100. mi 200. bölümlerde mi arkadaşlar ard arda ikili takım kesmiştim. Bir deathmatch'ten önce kesiyorum, bir deathmatch'te kesiyorum yani. Bayağı güzel günlerde, büyük ihtimalle 100. bölümlerdeydi. Aynen 100. bölümlerdeydi. Onu da isterseniz araştırıp izleyebilirsiniz. Bayağı güzel şov yapıyordum arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak, inşallah bu bölümde de ufak bir şov yaparız, ne diyorsunuz? Abi benim rotamı önceden gidenler oldu tabii ki de, çünkü ben Diamond Sword yapmakla bir bayağı bir uğraştım. Bu arada arkadaşlar hesabı ban hesabı raport etmişler, hesap ban yemiş. Hani UHC Solar Games videosunda blok glitch yaptım ve raport etmişler, ban yemiş arkadaşlar hesap. Niye gülme krizine girdiysen sinirden mi gülüyorum artık, gerçekten komik mi diye anlamadım arkadaşlar, ama hani rapor demişler. Nedense gülüşüm geldi. Her neyse arkadaşlar, hesabı rapor demişler. Ben hesap ban yemiş yani. Yaklaşık bir gün bile ban yemiş, niye raport ettiler hiç bilmiyorum yani. Abi hani sevmediğim birini neden videosunu izlersin ki, ben cidden bunu anlayamıyorum. Mesela hani benden hoşlanmıyor olabilirsin, evet hani herkesi sevmek zorunda değil, ama hani niye o zaman böyle videoların hepsini izliyorsun? Böyle en ufak bir blok glitch'i gördüğünde bile hemen gidip raport ediyorsun, hani bu neyin Allah aşkına kuyruk acısıdır? Bunu anlayamadım arkadaşlar. Yani bu hesabın hani banlanması veya banlanmaması bana zarar vermez, ama banlanırsa üzülürüm. Neden üzülürüm? Gerçek sahibine üzülürüm yani. SS'de belki koymuşumdur arkadaşlar, bulabilirsem yani. Block Glitch'ten bir gün ban yazıyordu. Cidden hani bunlar açıkçası doğru söylemek gerekirse üzücü şeyler arkadaşlar. Yani video çekiyorsun böyle, hani ufak bir Block Glitch yapıyorsun, adam gidiyor böyle hani seni report ediyor izleyenler. Bunlar yani bence çok doğru şeyler değil. Hadi tamam, bu blok glitch yasak diyelim. Hadi bunu da ettiler de, o zaman benim eski İsmet hesabımda da, yani yok eski İsmet RG asla hesabımda da, yani haksız yere banlattılar. Yani blok glitch evet yasak olduğunu biliyordum zaten, ama hani diyelim ki bu hani raport edilebilir, ama İsmet RG hesabım arkadaşlar durup dururken yani ban yedi haksız yere. Yine aynı şekilde her videomu izleye izleye, dakikası dakikasını izleye izleye, videoları yavaşlata yavaşlata izleye izleye böyle en ufak bir an aradılar ve öyle banlattılar yani, nasıl olduysa oldu. Her neyse, bu arada videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu etmiş olursunuz yani, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi asıl konumuz küçük kanallar nasıl gelişebilir. Şimdi öncelikle bu cidden arkadaşlar çok zor bir şey. Eğer hani arkanızda bir hiçbir destek yoksa, hiçbir YouTube kanalından destek yoksa gelişmeniz cidden bayağı bir çok zor. Mesela bazıları hiçbir YouTube kanalından destek almıyor, ama hani ne bileyim böyle işte reklam vererek falan da gelişebilir. Eğer böyle çok yani nasıl desem, hani reklam vermeyeceksiniz, direkt yani benim gibi normal falan video çekerek gelişecekseniz arkadaşlar, cidden işiniz öncelikle bayağı bir zor yani, onu söyleyeyim. Hani hemen YouTube kanalı açayım işte bir yılda 200-300 abone olayım arkadaşlar, bunlar çok zor şeyler yani, olamayabilirsiniz. Şu an yine blok glitch yapasım geldi, ama yine ban yerim arkadaşlar şimdi yani, hiç yapmayayım, ayıp olur. Şurada bir adam var, onu kesersek de güzel olur. Dediğim gibi işiniz çok zor, o yüzden hani bunu öncelikle bilmeniz lazım arkadaşlar, işinizin zor olduğunu. Ona göre YouTube'a başlayıp başlamamaya karar almanız lazım. Adam 2 yedi arkadaşlar bu arada, hani bildiğiniz 2 vuruştan öldü, bakalım bu kaç vuruşta ölecek. Evet arkadaşlar, oltası var ama bizde de ben varım yani. Öldüm. Tamamdır. Oltayı kullansa mesela alırdı, ama kullanmadı nedense. Evet, diyelim ki siz hani buna karar koydunuz, evet zor ama başaracağım diyorsunuz arkadaşlar, ne yapmanız lazım? Öncelikle oyun videosu çekerek gelişmeniz cidden hani çok zor yani, oyun videosu geçerek gelişmeniz çok zor. Mesela ben Minecraft çekerek geliştim arkadaşlar ve bir yılda 5000 abone oldum. Yani bir yılda 5000 abone olmak nedir abi? Adamlar şimdi bir ayda mesela 100.000 abone olan kişiler var yani. Ben bir yılda 5000 abone oldum, baya bir hani geç geliştim arkadaşlar. Gerçi tabi o ilk başladığım zamanlar tam olayları falan bilmiyordum, ama yine de
geç oldu yani. Oyun videosu çekerek dediğim gibi gelişmeniz bayağı bir çok zor. O yüzden hani başka tür içerikler üretseniz daha iyi olabilir. Eğlence, komik, challenge tarzında içerikler üretseniz arkadaşlar daha komik olabilir yani ve daha çabuk gelişebilirsiniz. Öncelikle yani farklı bir şey yapmanız lazım. Size özgün bir şey yapmanız lazım ki insanlar sizi izlesin arkadaşlar. Mesela sen gidip sıfır aboneyken hani hiç yani yeni kanal çık böyle full soru al gelip çekersen mesela gelişmen hani tanımıyorsan böyle hiç destek almazsan dediğim gibi gelişmen cidden çok zor. Ama diyelim ki mesela soru al gelip çekeceksin. Soru al gelip çekerek gelişmek istiyorsun arkadaşlar. Hani nasıl desem çok iyi oynaman lazım yani. Hani çok iyi oynasan da gelişemeyebilirsin artık böyle yani. İyi oynamaya falan da bakmıyor. Yani bayağı bir dediğim gibi kendine tarzın, kendine özgün, kendine tarzın bir şeyin olması lazım arkadaşlar. Daha sonra ne yapabilirsin? İlgi çekici şeyler yapabilirsin. Daha önce yapılmamış şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önce kimse tarafından yapılmayan şeyler yapabilirsiniz. Ve hani genellikle ne oluyor mesela küçük kanallardan gelişen ben baktığımda gördüğümde arkadaşlar değişik bir şey yapıyor mesela böyle bir çok değişik bir şey yapıyor arkadaşlar. Bir anda o patlıyor ve hemen hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani siz de aynı o şekilde yapabilirsiniz. Ve hani dediğim gibi yine de bu işi iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Yani hani başlıklara, thumbnail'lara falan iyi yapmanız lazım. Yani içerik ne kadar önemli olsa da thumbnail'dır, başlıktır, açıklamadır falan. Onlar da arkadaşlar biri kadar önemli. Çünkü adam hani videoya tıklayınca senin içeriğini görüyor. Ve videoya tıklaması için de güzel bir başlık koymanız lazım. Hani iyi bir thumbnail yapmanız lazım. Bunlardan önemli şeyler arkadaşlar yani. Hop. Ama tabi gidip de fake başlıkta yapmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman da hani yapan var yani clickbait. Yapmanızı pek tavsiye açıkçası etmiyorum. Yapan hani çok kanal var ama o bence yanlış yani. Ona göre doğrulamanız lazım. Şurada da bir adam var, onu kesersek çok güzel olur. Mesela kamera şakası çekebilirsiniz arkadaşlar. Hani şu an tam olarak hangi içeriği de seçtiğinize göre konuşamıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Katniss lan Gigi. Evet, hangi içeriği seçtiğinize göre aslında konuşmak lazım. Oyun mu yapacaksınız, ne yapacaksınız, ona göre konuşmak lazım arkadaşlar. Ama tam da hani anlatamadım, bilmiyorum, salak salak güldüm falan. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz psikolojim bozuldu yani. Birazcık daha o zaman konuşalım yani. Cidden çok easy bir oyun oldu arkadaşlar. Şöyle gapple'ımızı da yiyelim. Abi adam Katniss'a gitti lan, bir bok yedi, şaka mısın sen? Ana niye böyle oldu ki anlamadım valla. Başka ne yapabilirsiniz yani? Daha sonra arkadaşlar birkaç YouTube arkadaşlarınızdan böyle küçük kanallardan iletişime geçip birbirinizi boostlayıp birbirinize destek olabilirsiniz yani. Nasıl olsa birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Mesela senin 100 abonen var. Başka bir 100 aboneli YouTube kanalı bulup ikiniz de böyle birbiriniz beraber içerik üretebilirsiniz. Abone paylaşımı olur. Daha başka da yani mesela yabancı YouTuber'lardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Onlar çünkü cidden hani adamlar yapıyor yani. Onlara bakıp onlara göre de içerik üretebilirsiniz. Yine Türkiye'de yapılmamış birçok şey yabancılarda var arkadaşlar yani. Onlardan örnek alabilirsiniz dediğim gibi. Sizin için daha iyi olacaktır. Öyle yani, değişik, ilgi çekici, size özgün bir şeyler yapmanız lazım. İnsanların sizi tanıması lazım arkadaşlar. Ve hani neyseniz o olmanız lazım. Gidip de böyle işte oyun oynamayacaksın yani, roleplay yapmayacaksın arkadaşlar. Neysen o olacaksın ki insanlar seni sevsin yani. Yok işte mesela çok küfürbaz bir insansın, o zaman küfür edeceksin yani videonda yani. Hani dediğim gibi neysen o olacaksın. Ama küfürbaz değilsin, o zaman normal diyorsan yani. Ben mesela neysem kendim oluyorum arkadaşlar. Eminim ki de çoğu YouTuber böyle oluyordur yani. Neyse o oluyordur videoda da. Bunu yaptıktan sonra da açıkçası birazcık da emek harcadıktan sonra hak ediyorsanız ben başarının geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi işler zor yani. Dediğim gibi ben bir yılda 5000 abone oldum ama şöyle bir şey de var. Hani o bir yıl arkadaşlar ben demek ki iyi içerik üretememişim, iyi yanlış yapmışım bu şeyi. Fakat o bir yıldan sonra da yani ayda yani 30.000 abone falan da aldım oldum. Ona göre yapmanız lazım arkadaşlar. Başka da hani söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Bu işin uzmanlarından yardım alabilirsiniz. İşte ne yapmam lazım, hangi video programını kullanmak lazım falan. Bunlar artık çok klişe oldu. Bunları zaten bulabilirsiniz yani. Google'da aratarak da dediğim gibi de yani birazcık uğraşmanız, emek harcamanız gerekiyor. Yoksa oturduğunuz yerden böyle şak diye yükselemezsiniz. Her neyse, ben teşekkürler, videoyu ben de size yorum alakalı yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, istiyorum. Bay bay.